Selim abi hoş buldum. Selam Melih. Hep aynı mı başladı bu sefer de ben değiştireyim yani dedim. Ben bu sezonda o işe girmedim ama çünkü baktım çok zorlanacağım. 10 farklı selamlama tekniği bulamayacağım için ama beni bu sefer ağladın. Peki, keyifler yerindedir diye umuyorum. Çok, çok da heyecanlı olduğum, hani beni çok mutlu eden bir bölümdeyim. Ben çünkü bu çalışmayı yaparken daha önce de bahsettim bazı bölümler beni daha fazla mutlu ediyor. İçimdeki yani satranç aşkını kabartıyor. Bazı bölümler daha eğitimsel ya da hani nispeten daha az aksiyonlu geçiyor ama ikinci sezonun en iyi bölümlerinden birindeyiz diyebilirim. Beşinci bölüme rağmen bunu söylüyorsan gerçekten heyecanlı olması lazım. En iyisi demedim ama en iyilerinden biri olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bir ajurne hikayesi. Ajurne hikayeleri zaten biliyoruz. Paranoya videosunda ajurne hikayeleri çok güzel insan enstantaneleri bize verebiliyor. Bu da Petrosyan'la Spassky arasındaki 1969 yılında ikinci ünvan maçlarından bir oyun. 14. oyun. Petrosyan beyaz, Spassky siyah. Şimdi hikayeye geçmeden önce tabii biraz işin arka planını anlatalım. Oyuncuları pek tanıtmaya gerek yok. Ben eminim ki hani satranç severler her iki şampiyon da gayet iyi biliyorlar. Spassky daha önceden burada konuğumuz oldu. Ama Petrosyan'dan kısaca bahsedecek olursak Petrosyan'da konumsal oyunuyla, sağlam stiliyle, çok az oyun kaybetmesiyle ünlü Ermenilerin muhteşem şampiyonu, Sovyet şampiyon. Spassky'yi 66 yılında bertaraf etmeyi başardı. Yani Spassky meydan okuduğunda, aday olup meydan okuduğunda mevcut şampiyona. Petrosyan Botvinnik'ten almıştı unvanı 63 yılında. 66'da Petrosyan unvanını korudu. Ama Spassky tabii çok büyük bir karakter, şampiyon. Onun nasıl cesur ve hırslı olduğunu yine bu sezonda biraz bu konuya değinmiştik. Spassky tekrar aday olmayı başarıyor. Adaylar döngüsünden tekrar çıkıyor ve 69 yılında Petrosyan'ın bir daha karşısına çıkıyor. 24 oyun oynuyorlar. 12-12 Petrosyan'ın lehine olacak. Yani Spassky'nin en az bir yarım puan fark atması lazım. Yani bir puan daha doğrusu. 12.5-11.5 yapması lazım. Maçın başlarında Spassky 3-1 önde. Her şey güzel gidiyor. Uzmanlar da zaten Spassky'nin daha iyi bir oyuncu olduğu görüşünde. Fakat hızlı bir şekilde 3-3 oluyor. Ve 14. oyuna gelindiğinde Petrosyan'ın eline altın bir fırsat geçiyor. Ve müthiş bir ajurne hikayemiz var. Haydi başlayalım. Melih'ciğim, burada ajurneden bir hamle önce Spassky bu konumda gaf yaparak Şah-E4 oynuyor. Fakat neden gaf olduğunu henüz söylemeyeceğim. Sen fark etmiş olabilirsin. Petrosyan düşünüyor ve zarf hamlesini yapıyor. Artık satranç 365 izleyicilerine ajurne zarf nedir anlatmamıza gerek yok herhalde. Petrosyan zarf hamlesini yapıyor. Oyuncular seans bitiyor. Akşam gece geç bir saatte kamplarına çekiliyorlar. O Sovyetlerin, Rusların böyle bir dağ evleri, bir daça dedikleri böyle şehir dışında daha böyle doğayla iç içe şehrin stresine uzak kaldıkları ahşap evler vardır. Genelde dünya şampiyonları bu tarz yerlerde çalışmaları çok severler. Sanırım öyle bir yere çekiliyorlar. Spassky'nin yardımcıları Krogius ile Bondarevski çekiliyorlar. Ve sekundantlar bu konumu işte tam ajurne olduğunda kağıda not etmişler. Ve yanlışlıkla beyaz kalenin yerini farklı yazmışlar. Yani kaleyi D1'de değil de C1'deymiş gibi yazmışlar galiba. Analizlerini de hızlı bir şekilde yaparlarken tamam sorun yok konum eşit iyi gidiyoruz falan diye Spassky'ye rapor veriyorlar. Spassky zaten yorgun hiç farkında değil olayın. Ben yatmaya gidiyorum hani sabah bana rapor verirsiniz diyor ve odasına çekiliyor uyumaya başlıyor falan. Sekundantlar böyle hani sohbet ediyorlar falan sıkıntı yok falan derlerken sanırım bir gazeteden bir işte telefon ya da telgraf bir şey geliyor falan. Konumun tamamını orada veriyor tekrar. Hani burada ajurne edildi Petrosyan zarf hamlesi yaptı diye. Kalenin D1'de olduğunu fark ediyorlar. Tamam bir daha bakalım falan derken şöyle oturuyorlar şimdi. Film sahnesini oluşturuyoruz. Analiz ediyorlar falan. Bondarevski tamam ya gene de bir şey yok falan diyor. Şöyle rahat şöyle bir sigara yakayım, bir keyif sigarası yakayım. Bitti analizimiz falan diyor. Sigarayı çıkartıyor, ağzına atıyor. Tam yakacak. Dona kalıyor. Bembeyaz oluyor. Krogius da fark ediyor. Bondarevski ile göz göze geliyorlar. Bondarevski bembeyaz. Sigara düşüyor. Sigara hop düşüyor. Yerde ufak böyle bir tatlı atıyor. Sessizlik. Fark ettin değil mi? Matağına girdi siyah. Zarf hamlesi F3 ise
Beyaz kazanacak. Şah çarpı E3'e. Kale D2. Evet. Bir hamle sonra mat oluyor. Bembeyaz oluyorlar. Ne yaptık biz? Nasıl bunu atladık? Spassky uyuyor. Gecenin bir yarısı. Ne diyeceğiz? Bu konumu nasıl kurtaracağız? Adama ne rapor vereceğiz? Uyandırsak mı? Tartışıyorlar, ediyorlar, analize koyuluyorlar. Şu an analizdeyiz. Önce şunu tartışıyorlar. Petrosyan F300 arfa koymuş mudur? Koymamışsa ne yapacağız? Koymuşsa nasıl devam edeceğiz falan. Bu konumda yapacak fazla bir şey yok. Böyle kale B3 ile feda etmek. Hani kalite geri kayıp finale girmek zorundalar. Ne yapalım, ne edelim falan filan. Tartışıyorlar sabaha kadar. Analiz. Spassky sabahleyin uyanıyor. Seansa gidecek. Oyun devam edecek. Yapacak bir şey yok. Söylüyorlar. Böyle bir durum var. Sonuçta hata yapan da Spassky. Yani sekundantlara da fazla kızamazsın. Adam oyunda gitti bu hamleyi yani. Tabii ki. Yani şey, analiz hatası yok. Evet. Şimdi takım şunu tartışıyor. Petrosyan zarfa F3'ü koymuş mu koymamış mı? Herkes Spassky'yi rahatlatmaya çalışıyor. Diyorlar ki bence koymamıştır. Kolay görünen bir hamle değil diyorlar falan. Bondareski de diyor. Yani ben de pek zannetmiyorum koymuş olabileceğini. Eşine soruyorlar Spassky'yi. Evet, sekundantların doğru söylüyor ama Spassky'yi psikolojik olarak rahatlatmaya çalışıyorlar. Araba geliyor falan. Oyun salonuna giderken tam bu Botvin'in kendisi gibi Spassky dayanamıyor. Şoföre de soruyor. Ya diyor sen... Çok iyi. Stres ya yani adam çünkü şoför diyor. Sence nedir? Hani bu bulmuş mudur sen? Artık çünkü oyuna gidecek yani. Şoför satranç bilmiyor. Yani her Sovyet biraz bilir. Hani şey muhabbeti vardır ya, taksiciler bile Karpov Kasparov konuşuyor da falan. Sekundantlardan biraz daha açık sözlü dönüyor ve diyor ki işte onun baba adıyla itiyor, Boris Vasilievich falan. Diyor ki yani ben hiç ihtimal vermiyorum, kesin koymuştur F300 alfa diyor. Bulmuştur diyor yani, hiç boşuna ümitlenmeyin efendim diyor. Bence F3'ü bulmuştur diyor. Spassky iyice strese giriyor zaten, adam yani sinirli falan filan. Zarf bir açılıyor. Petrosyan, Petro baba kaçırır mı böyle şeyi? Tabii ki, burada böyle pardon, tabii ki F3 şah ünlem. Şimdi beyaz F3 oynadıktan sonra siyah neden içeri çekilmek zorunda? Neden E3 almak zorunda? Bakalım geri giderse. At C6 var. At beğeneli, kale kaybeder. D5'e geri gitmeye kalkarsa da en basitinden açarak şah at çarpı F5 bir piyon alır ve teknik anlamda kazanç zaten, hani fil de kötü gibi piyon yanlış yerde duruyor diyebiliriz. O yüzden burada Bondareski ile Krogius'un analizlerine güvenen ve başka çaresi olmayan Spassky alıyor. Kale D2. Ve sekundantlar bu konumu da analiz etmişler. Ama elden ne gelir yani? Konum kayıp. At çarpı B3. CB3. Beyaz. Kale D7 oynuyor. Siyah H5 sürdü. Kale A7. Petrosyan çok güzel oynuyor buraları. Hatanın geldiği yerde zaten gerekli uyarı yapacağım. Fil F1. F4. Ve H4. Burada sekundantların aslında analizi devam ediyor. Böyle bir kurtuluş arıyorlar. Bu arada oyuna devam etmeden önce şunu söyleyeyim Melih. Petrosyan için de çok kolay olmalı aslında bunu kazanmak. Çünkü onun sekundantları F3 zarf hamlesini bildikleri için onlar da bu konumu aslında analiz ettiler. Doğru. Ve yani aslında Petrosyan'ın bu oyunu kazanıp 4-3 öne geçememesi çok büyük bir, onlar adına çok büyük bir başarısızlık. Kesinlikle. Bakalım nasıl kurtulmuş. Devam. G çarpı H4. Bu piyonun yaşamasına izin vermek doğru olmazdı zaten. Şah çarpı F4. Kale çarpı A5. Şah E4. Ve burada Petrosyan çift soru çekerek kazancı çöpe atıyor. Bu benim de çok sık düştüğüm bir hata. Hatta belki seninle son gittiğimiz turnuvada da benzer bir durum olmuştu. Burada beyaz B3 piyonuyla uğraşıyor. Yani materyale giderek siyah altın bir tempo bırakıyor ve F piyonunun aslında kaleyi alt etmesine izin veriyor. Şah çarpı B3 alıyor. Oyuna devam etmeden önce şimdi analiz edelim. Burada senden birlikte kazancı bulalım. Şah çarpı B3 yerine nasıl kazanabilirdi bu konumu? Burada A4 mü sürelim? Kaleyi farklı bir yere mi gidelim? Şah çarpı B3 yarım puanı çöpe atıyor. Yani çok kolay da bir konum değil. Hiç değil. Yani nasıl bir fikir uygulamamız? Kale lazım? A7 galiba kuvvetli burada. Evet, aşağı inebiliriz belki. F4. Neden A7? Neden A8 değil? Güzel bir soru. Belki de fark etmeyecek. Belki de fark etmeyecek. Ben A7 dedim ama A8 olsun. Bence çok fark yok. F4 herhalde. Hı hı. Şimdi bu şah
çok önemli. Buradan şah çekmek. Ne öneriyorsun? F3'e mi gidelim? Yani F3'e gideceğiz herhalde. Şah F3. Ve şimdi galiba kale E6 kuvvetli. Bu fikir. Yani G6'yı alıp iki geçer yapacağım. Fil başa çıkamayacak. Kaleyle gerekirse piyona vuracağız. Tabii tabii. Vereceğiz. Yani B3 piyonunun hiçbir aslında esprisi yok. Evet, evet. Konuyla alakası yok. Burada belki B2 bırakması lazım siyahın fil C4 gelebilmesi için. Yani o kadar aslında kritik durum ve bu şekilde kazanç olması lazım. Ben biraz analiz etmiştim. Şah B3 alındığında ne fark ediyor? Şimdi oyuna dönelim. Şah çarpı B3. F4. Kale G5. Aslında sanki bizim analizdeki plan uygulanıyor gibi ama işte o bir tempo, bak bir tempo nelere mal olacak. F3, kale çarpı G6 ve flaş 3'ten sonra F5 karesinden bir perdeleme yaptığı için ve siyah şah da çok iyi bir noktada olduğu için herhalde siyah şah bu haşerlerini kontrol edecek, filde A erini kontrol etmekle görevlendirilecek ve eşitliğe yaklaştı. Yani sağladı, bitti artık galiba, kurtuldu tamamen. Hiçbir oyun kalmadı burada. Evet, şah çok yakın kaldı zaten. Yani kale F6'ya fil F5 var. Evet. O yüzden kale C6 gibi bir şey oynamamız gerekiyor sanırım. Ve sonra C1'e gidip o piyona vurmam lazım. Yoksa kaybedeceğim yani. Hani var mı gördüğün başka bir fikir? Yok yok, hayır. Böyle zaten Petrosyan galiba hemen berabere, yani kale C1'e gidiyor ve berabere diyor. Yani uzak. Ha, kalemiz G6'daydı değil mi? G6'daydı. Kale G1, hemen kale G1. Yani G1'den de gidebiliriz. Galiba oyun böyle. Aynen, kale vuracağız. Peki. Sanırım oyun böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada bitiyor oyun. Ve bu oyun maçın bir anlamda da kaderini tayin ediyor. Çünkü kazanç konumdan, hele ajurnede de analiz avantajının olduğu bir kazanç, herhangi bir kazanç konumu değil yani. Bu bizim şu an pek algılayabildiğimiz bir durum değil. Çünkü biz kazanç konumu kendimiz masa başında algılıyoruz ve sonra oyundan sonra üzülüyoruz. Ah işte artı 3'ü 4'ü beceremedim diye. Şimdi burada bir de yani çok elit ustalar saatlerce analiz ediyorlar. Sen bir de dinleniyorsun. Hani bir de fresh geliyorsun bir sonraki seansa ve 4-3 öne geçeceksin. 3-1'den 4-3 yapacaksın. Bir de beraberlik de Petrosyan'a yarıyor. Yani aslında 1,5 puan öndesin. Spassky'nin kalan 10 oyunda 2 galibiyet alması gerekecek. Tüm hani satranç tarihinin akışı değişiyor. Belki Petrosyan çok daha uzun süre dünya şampiyonu kalacaktı. Fakat Petrosyan bu şoku atlatamıyor. Ve ilerleyen oyunlarda hemen bir 2 tane kaybediyor. Bir tane daha kazanıyor. Bir tane daha kaybediyor galiba. Ve yani 2 farklı yenik durumda maçın sonları geldiğinde artık. Şöyle çok komik bir enstantane var orada. Spassky son oyun beraberlik yetiyor 2 puan önde. 23. oyun, özür dilerim. Sondan bir önceki oyun. 23. oyun. Kendisine beraberlik yetiyor. Bu da çok komik. Oyun Petrosyan'ın doğum gününden bir gün evvel oynanıyor. 17 Haziran eğer yanlış hatırlamıyorsam. 16 Haziran'da oynanıyor oyun. Spassky kazanç konuma geçiyor. Seans oluyor, ajurne oluyor. Seans şeyde yapılacak. Ajurne'nin devamı Petrosyan'ın doğum gününde yapılacak. Yani adam doğum gününde son dünya unvanına sahip oldu, şampiyonluğu unvanına sahip olduğu an gelecek. Ne kadar üzücü. Üzücü bir şey. İnanılmaz. Ama Spassky şey yapıyor. Hakemi arıyor. Diyor ki ben zarfa şu hamleyi koydum ve Bay Petrosyan'a, zaten iyi arkadaşlar, gerçekten iyi ilişkiler. Petrosyan'a beraberlik teklif ediyorum. İletir misiniz diyor doğum gününde. Hakem arıyor Petrosyan'a, diyor böyle bir teklif var diyor. Tamam diyor, tabii ki kabul ediyorum. Ne güzel bir doğum günü hediyesi diyor. Ben terk etmeyi düşünüyordum diyor. Pozisyon artı 4. Ben diyor terk edebilirim isterseniz diyor. Yani devam etmeye gerek yok diyor çok pozisyon. Güzel. Ve öyle iki farkla yeni dünya şampiyonu Spassky oluyor ve sonra onun işte Fischer'le mücadelesi başlıyor. Bu da hani çok yani komik ve enteresan bir ajurne hikayesiydi. Yani sekundantların pozisyonu yanlış kaydedip saatlerce yanlış analiz yapmaları ama pek de bir şeyi değiştireceklerini düşünmüyorum. Çünkü hatayı Spassky tahtada yapmış. Gerçekten dediğin kadar varmış bu arada. Şu an ben çok kararsızım. Birinci sezon 5. bölüm mü? İkinci sezon 5. bölüm mü? İkinci sezon yoksa 9. bölüm mü? Yani bu bölüm mü? Emin değilim. Senin yani, bir oyun var mı? Ben ihanet tabii. O tabii orada... O çok ağır çünkü. Yani orada sırf o hani güzel animasyonlar, karikatürler, anlatım ve o da tabii etkili olmuştur ama hikayenin kendisi çok çarpıcı. Yani orada da ben söylemiştim. Ajurneler baz alındığında bundan daha ağır bir şey olamaz diye. Evet. O çok, yani ben onu her dinlediğimde veya her okuduğumda bir titreme geliyor yani. Evet, böyle. Ben de aynı şekilde. Bu biraz daha komik. Evet. Bence. Şeyden dolayı olabilir, hani sonu mutsuz bitmiyor. Hani biraz daha böyle şey, daha pozitif enerji veren bir hikaye de var. Hani en son doğum gününde ben terk edecektim teşekkür ederim gibi evet. Şeyler olduğu için belki
Ondan dolayı etkileniyor olabiliriz. Çünkü biz biliyorsun ihanet, hırs, öfke, aşk. Aşk. Artık onu da ekledik. Evet, yani büyük tutkuların olduğu bölümleri daha çok seviyoruz. Ama yine de bu da gerçekten dediğin kadar varmış. Beşinci bölümle kapışır bir durumda. Çok güzeldi. Çok çok teşekkürler. Eline sağlık. Teşekkürler. O zaman istersen bu bölümü de bu şekilde kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.